28 ve 24 Mayıs arasındaki 4 dakikada sosyal gündem programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Muhammed Ali Polat. 15-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağında 28.256 kişiye ceza kesildi. 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı. Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi. Koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınmamışken dünya yeni bir salgın tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Fortuna Sittard Başkanı Işıt Angün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı. Acun Ilıcalı'nın bir süredir Işıt Angün'ün başkanlığını yaptığı Fortuna Sittard kulübünü satın alacağı konuşuluyordu. Resmi bir açıklama yapan Işıt Angün, kulübün satışı için Acun Ilıcalı ile görüştüklerini duyurdu. Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2008 yılında temeli atılan 18 milyar liralık dev elektrik üretim projesi Mardin'deki Ilısu Barajı hizmete alındı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi. İş ve tarım makineleri, vinçler ve bazı demir çelik ürünleri ilave gümrük vergisi kapsamına alındı. İlave gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar %30'a varan oranlarda uygulanacak. TRT tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuma yarışmasında 396 puanla Hüseyin Akbulut birinci oldu. Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi. Türk bilim insanlarının koronavirüsün gen haritasına yönelik çalışmasında İstanbul'daki vakaların çoğunun Avrupa kaynaklı olduğu sonucuna ulaşıldı. Öte yandan genom sekansları baz alındığında Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının Amerika Birleşik Devletleri, ikincisinin Avustralya ve üçüncüsünün ise İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi. Mardin'in Midyat ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki adama "Berberiz, tıraş etmeye geldik" diyerek adamı etkisiz hale getirdikten sonra 30 bin lirasını çalan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Feyenoord'a kiralanan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a geri dönüyor. Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralık olarak forma giyen Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'a dönme kararı aldı. Oğuzhan'ın bu kararında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın etkisi olduğu öğrenildi. Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için HES kodu uygulaması başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs önlemleri kapsamında ulaşımda uygulanacak yeni tedbirleri duyurdu. Koca, HES kodu ile güvenli yolculuk yapılacağını belirtti. İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeri ile temasa geçti. İtalyan kulübü Lazio'nun sportif direktörü Igli Tare, Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç'in transferi için menajeri ile görüşmelere başlandığını açıkladı. WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook Messenger tarafından tanıtılan Messenger Rooms ile aynı anda 50 kişinin görüntülü görüşmesine imkan tanıyacak olan Facebook, bu projeyi WhatsApp'a entegre etmeye hazırlanıyor. Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak. Geçtiğimiz yıl uluslararası Emmy ödüllerinde Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu karakteriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan usta oyuncu Haluk Bilginer, İngiliz yapımı Alex Rider dizisinde başrol oynayacak. Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu. Haziranda temel atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Aralık'ta tanıtımı yapılan ve 2022'de yollara çıkması beklenen yerli otomobilin fabrikasında altyapı işlemleri tamamlandı. ÇED raporu ve zemin etütleri gerçekleştirilen askeri arazide bulunan yapıların yıkımına da başlandı. Koronadan dolayı ertelenme olan temel atma töreninin Haziran'da gerçekleşmesi öngörülüyor. 17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi. Türkiye Futbol Federasyonu dün Kulüpler Birliği Vakfı ile liglerin durumu konusunda bir araya geldi. Toplantıdaki en sıcak konulardan biri de yabancı oyuncu sayısı oldu. 17 kulüp yabancı sayısının 8'e düşmesini isterken bir tek Galatasaray mevcut kuralın devamını talep etti. İzmir'de merkezi sistemle ezan okunan çeşitli camilerin minarelerinden İtalyan Partizan Marşı Ciao Bella çalındı. İzmir Müftülüğü, ildeki camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Milan'da forma giyen ve çocukluğundan beri Galatasaraylı olmasıyla bilinen Hakan Çalhanoğlu'nun Twitter'da Galatasaray beğenisi dikkat çekti. Çalhanoğlu'nun bu hamlesi sarı kırmızı taraftarları heyecanlandırdı. Bayram namazı yalnızca Ankara'da kılındı. Diyanet Başkanı Erbaş bayram hutbesini okudu. Ramazan bayramı koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ramazan bayramı namazını kıldırarak bayram hutbesini okudu.
Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Amerikalılar sahilleri doldurdu. Salgında 100 bine yakın vatandaşı kaybeden ABD'nin koronavirüs kısıtlamalarının gevşetildiği birçok eyaletinde vatandaşlar hafta sonu sahillere akın etti. Bu durum kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktörlerden Nenad Bjelica, sarı lacivertli takımın Haziran ayında kendisine göreve başlamayı teklif ettiğini ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle işlerinin zorlaştığını belirtti. Bu ve bunun gibi videoları hazırlayıp sizlere aktarabilmemiz için Habib Polat YouTube kanalında sayfamıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, videolarımıza yorum yapabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.